Bu kalkışma Fethullah terör örgütünü Cumhuriyet'in pençesinden kurtarmak içindir. İlk ve en kritik açıklamayı o yaptı. Ve o açıklama 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin bastırılmasını sağladı. Komuta kademesi, Türk Silahlı Kuvvetleri göreceksiniz. Milletle birlikte bu Amerikancı, Fethullahçı kalkışmayı ezecektir, bozguna uğratacaktır. Hükümetin ve siyasilerin sustuğu 15 Temmuz gecesinde FETÖ'cü darbeye karşı en kararlı ve sert açıklamayı yapan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, kalkışmanın ikinci yıl dönümünde ulusal kanala özel röportaj verdi. Vatan Partisi'nin çıkıp televizyonlardan gümbür gümbür bu darbe bir Amerikan darbesidir, FETÖ'cü darbedir şeklindeki açıklamaları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün birliklerinde yankılandı ve çok etkili oldu. Perinçek 15 Temmuz akşamı Ankara'daki parti genel merkezinde yaşanılanları anlattı. Bu kritik tespiti bildirmek için kamuoyuna ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve hükümete ve devlete hemen harekete geçtik ve ulusal kanaldan şu açıklamayı yaptım. Bu bir Fethullahçı, Amerikancı darbe girişimidir. Parti yönetimi ve kurullarını darbeye karşı harekete geçirdiklerini belirten Vatan Partisi lideri yürüttükleri kritik çalışmaları aktardı. Bütün arkadaşlarımız sosyal medyadan bir kampanya halinde bu girişimin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgisi olmadığını yaydılar. Aynı zamanda telefonlarla bildik, tanıdık, gördük, kamuoyunu etkileyecek bütün merkezlere, kurumlara da ulaştık. Doğu Perinçek, FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerine karşı yürütülen mücadelenin arkasında olduklarını vurguladı. Bu Atatürk devriminin hedeflerine ulaşmak bakımından son derece önemli. Atatürk ne diyor? Türkiye şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar ülkesi olamaz. Perinçek, FETÖ ve benzeri tarikat yapılanmalarına karşı AKP'nin yaptığı hatalara dikkat çekti. Tayyip Erdoğanların bir yeteneği yok. Yapmaları mümkün değil. Yapamıyorlar. Neden? Çünkü onlar da bu orta çağ kalıntısı fikirlerle beslenmiş, onunla yetişmiş insanlardan oluşan bir hükümet Tayyip Erdoğan yönetimi. Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de değerlendirdi Vatan Partisi lideri. Mafyatik bir yapı oluştu dedi. Meclisin denetimini sevmeyen, istemeyen, ondan sonra Ali Gram baş kesen, Türkiye'yi yönetmek isteyen bir mafya sistemi oluşturuldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması ve atama konularını da değerlendirdi Perinçek. İçinde liyakat, kim liyakatli, efendim kim terfi edecek, kim general olacak, buralara siyasetin tek başına müdahale etmesi kadar tehlikeli bir şey. Yeni sistemin devam edemeyeceğini vurgulayan Doğu Perinçek, Türkiye'nin önünde Vatan Partisi iktidarının olduğunu söyledi. Bunun devam etmesi mümkün değil. Devam etmeyeceğini göreceğiz ve Vatan Partisi'nin burada çok kararlı mücadele edeceğini de buradan bütün vatandaşlarıma açıklıyorum, söz veriyorum. Bunu da yaşayacağız, göreceğiz.